0-0 sona erdi. Şimdi evet, bir takım görüşleri almak için evet, röportajlar gerçekleştireceğiz. Evet, yenemezsen yenilme. Buradayız abi. Maalesef bu maçı almamız gerekiyordu ama bu maçı alamadık. Stat'tan biraz uzaklaşıyoruz. Çünkü sıkıntılar var. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Evet, maç deniz gibi 0-0 bitti. Bir puan da diyoruz. Deplasmanda altından bir puan var. Evet, hemen şöyle yanaşalım. Sayın Başkan, kısa da canlı yayındayız. Bir düşüncelerini alalım. Fazla uzun olmasın. Çok kısa ve öz. Evet, sayın adam başkanımızla birlikteyiz. Yorumunuzu alalım. Canlı yayındayız, onu da söyleyeyim. 3 puan daha maç ama yapacak bir şey yok. 1 puan aldı. 1 puan da iyidir inşallah. Pazarsporumuz layık olduğu yere gelecektir. Başarılar diliyoruz. Evet. Hep beraber olmak lazım. Başkanımızın röportajlarını aldık. Dediğimiz gibi yenemezsen en azından yenilme. 1 puan da almış. Buradayız. Sevgili arkadaşlar. Başkanı veya yöneticileri bulabilirsek onlarla yer yapacağız. Evet. Gel abi gel. Burada. Ali bak güzel. Evet, Sayın Mustafa Balta İstihbarat Sporu'nu aldık. Canlı yayındayız. Maçı izledin mi? Nasıl evet, düşüncelerin? Valla yani keşke eski günlerimizde olsa. Yani, Sayın hocamız da burada. Eski efsane sporcularımızla. Hocamız. Ben beğenmedim. Rize sporlumuz. Başkanımız da burada. Sayın bu var, Mehmet Basa düşüncelerini alalım. Ne abi, düşünüyorsun? Yani ben. Evet. Hocam. Görüşürüz. Düşüncelerin ilk kere biraz iyiydi ama ikinci ayı çok kötü oynadı. Çok kötü oynadı. Görüşürüz. Bir tane pozisyonumuz yok. Evet, maalesef değil mi? Yani bugün şey iyi çok iyi değil değil mi? Evet, Sayın Mehmet Basa hem eski sporcumuz. Evet, Sayın Artan Balta, senin de bir düşüncelerini alalım Artan Balta. Ne düşünüyorsun takım hakkında? İdare ediyor diyorsun. Evet, izleyeceğiz. Hemen spor müdürümüz var. Kısa yayındayız spor müdürüm. Evet. Maçı değerlendirir misin? Evet, kazanmak için gelmiştik. Berabere bitti. Zor bir deplasmandı. Ama yine bir puanla dönüyoruz. Bu da bizim için güzel, sevindirici. Evet. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hayırlı olsun. Evet. Spor müdürümüzle yaptık. Hemen Sayın Başkan'a bakayım. Sayın Başkanımız. Evet Sayın Başkan. Ne haber? Sayın Başkan'la birlikteyiz. Ya. Şu an dediğimiz gibi. Evet tamam, ben hemen düşüncelerini alacağız. Evet, kalbe zarar. Maç 0-0 bitti. Bakalım başkanımız neler diyeceğiz. Diyecek. Tabii ki arkadaşları, dostlarıyla böyle görüşüyor. Sayın Başkanımız. Sayın Başkanım, canlı yayında çok kısa düşüncelerinizi alalım. Bizim maça geldiğin zaman. Bugün yani, maçı vardı ama bugün ben sana haber gönderiyorum. Evet, az sonra sizlere alacağız. Tamam. Sayın Başkanım. Tamam. Bizim maça getireceğim seni. Sana yakın abi çekiyor. Tamam, ben getireceğim. 45 dakikada diyor. Tamam. Sayın Başkanım, canlı yayındayız. Evet. Duygu ve düşüncelerini alalım, gideceğiz. Yolumuz var. Ne düşünüyorsunuz? Ya, beraber. Evet, hemen. Hemen böyle alıyoruz. Bildiğiniz gibi deplasman zorlar tabii ki. Ama 3 puan için gelmiştik. Sayın Başkanımızla birlikteyiz. Evet. Canlı yayındayız. Başkan, düşüncelerinizi alalım. Neler düşünüyorsunuz vallahi maç? Dün de bir evet, söyleşi yapmıştık. Hedefimiz 3 puan alıp yukarıları hedeflemekti. Maalesef alamadık. Ama 1 puan aldık. 1 puan da bizi aşağıdan uzaklaştırma adına bir motivasyondur. 3 maçtır yakın takip edenler görüyoruz. 3 maçtır 0-0. Gol de yemiyoruz, gol de atamıyoruz. Gol yememek güzel. Ama atamamakta sıkıntı var. Sıkıntı var, evet. Ama bugün taraftara ne kadar güvenliyorsa Santa Fe, Mehmet Emre Kalkan ısınırken sakatlandı.
Aykut Sekat gelmedi. Evet. Göktürk kalp cezası. 3 tane önemli sporcumuz da eksik oynadı ama yerine oynayanlar onlar aratmadılar ama Santafor Mehmet Emre Kalkan olsaydı buradan galibiyetten ayrılabilirdik. Hala üst sıralara çıkma ümidimiz var ama bizim bu takımın bir maç kazanması lazım. Eminim ki bir maç kazanırsa arkadaşımız da bütün maçları kazanır. Şunu söylemek istiyorum. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz ama bir şekilde bu dönemi atlatıp iyi bir yerde ama playoff ama üst sıra bitirirsek. Şu kadar söyleyeyim. Önümüzdeki dönem çok daha iyi bir pazarlaşma olacağını, güzel bir pazar Ulusal Başkanı güzel bir jübile yapacak bir takım yapacağız. Yani buradan şimdi konuşmalarınızla jübile yapacak diyorsunuz. İyi sporcularımız alacak önümüzdeki sene muhtemelen. Şimdi önemli. Bugün pazar günü bu kötü statta maalesef. Maalesef çok kötü. Zemince, çok kötü türbün yani hapishane kafesine anladan türbünlerde yükselmeden maç izlemeye gelen pazarlı hemşehrilerimize, pazarlı spor severlere özellikle teşekkür ediyorum. Bugün taraftar tribününde, normal tribünde yaklaşık 250 tane taraftarımız vardı. Önemli bir yer. Bunlar da bir galibiyet armağan etmek isterdik. Ama en azından kimsenin başı eğik buradan ayrılmadı. Ümitli ayrıldı. Güzel de futbol oynadı. Dost bir takım. Beraber de bitti. Önümüzdeki maçlarda mutlaka ilk maç işte önümüzdeki hafta kazanacak bir pazar spor biz de bekliyoruz yönetim olarak çünkü elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Umarım haftaya iyi de bir taraftar desteğiyle buradan da anonsunu yapalım. Yani İstanbul'da bu kadar taraftar geliyorsa pazar stadı önümüzdeki hafta. Müteşem bir taraftar geldi. Taraftar çünkü genç bir takımız yani taraftar desteğinde ihtiyaç var. Yaş ortalaması Türkiye'liklerinin en düşük yaş ortalaması oynayan bir ekibiz biz. O açıdan taraftar çok önemli. Önümüzdeki hafta mutlaka ve mutlaka taraftar desteğiyle kazanacağız maç olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, başkanla yapmış olduğumuz röportajı izlediniz. Pazarsporumuz buradan bir puanla ayrıldı ama güzel günler var diyor başkan. Evet yayınımızı burada şahit mahalleyle bakıyorum. Burada başkanı hemen. Evet Sayın Uğur Başkanım. Hoş geldiniz. 3 puan getirelim dedik ama düşüncelerinizi alalım. Uğur Aslan'la birlikteyiz Sayın Başkanımız. Bizlere de çok destek oluyor. Onların sayesinde, sizin sayesinde, özellikle sizin sayenizde taraftarımıza, yayınlarımızı yüzlerce taraftarımıza teşekkür ediyor. Buradan canlı yayından sizlere teşekkür var. Duygu düşüncelerinizi alalım. Canlı yayındayız. Bugün tabii ki amacımız Pazarspor'un 3 puan almasıydı. Buraya da o maçta gelmiştik ama 1 puan da deplasmanda yenemiyorsanız da yenilmemek gerekiyor. 1 puan aldık, dönüyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Taraftarımızın bize güveni tam olmalı. İnanın pazarın ve Pazarspor'un başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Söyleyeceklerim bunlar. Futbolcuları da kutluyorum, tebrik ediyorum ve desteklerini, taraftarlarımızı sürekli bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet başkanımız Yurbay ile görüşmelerini aldık. Evet değerli izleyicilerimiz, buradaki yayınlarımız şimdi buradan sonra eriyor. Hocamızla da görüşmelerimiz olacak. Hocamızla yapmış olduğumuz görüşmeleri, duygu ve düşüncelerini sizlere ileteceğiz. İnşallah evet, ikinci bir yayında evet, sizlerle birlikte olacağız. Dediğimiz gibi buradan şimdilik sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Hoşçakalın.